Merhaba canım takipçilerim, hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor, sizi seven bir can. Şimdi Mayıs ayı için, özellikle tarihlere bakacağımız zaman... E, ...açıkçası daha yeni yapabiliyorum. Şu an, e, bugün, şu an ben bunu yaparken Mayıs'ın kaçındayız? Mayıs'ın üçündeyiz. Ondan sonra ve e, Mayıs'ın beşinden itibaren başlayacağım. Ama zaten bir şey kaçırmadınız iyi tarihler daha pozitif ve iyi olumlu tarihler daha Mayıs'ın 16'sından 17'sinden sonra başlıyor. Çünkü niye Merkür'ün retrosu var? Gerçi sonuç Merkür'ün gölgesi de var daha e, Haziran'ın başına kadar ama hiç değilse Merkür'ün retrosu e, ters dönmesi bitmiş olur. Böylelikle bir sürü hayatınızda konu bir sürü şey e, çok daha rahat bir şekilde e, hareket eder. Özellikle yani pozitif böyle daha iyi tarihleri değerlendirmek adına ayın 16'ını itibaren başlayabiliriz. Hemen şöyle alalım. Şimdi burada bakıyoruz ama Satürn aşısında başlıyor 16'sı. O yüzden 16'sını atlıyorum. direkt 17'sine geçiyorum. 17'sine geçtiğim zaman Merkür aşısına giriyor. Güzel. Merkür aşısı da burada yüksek. Ondan sonra hemen e, bakalım ama şeyde. Sada Sati'nin sonunda e, o yüzden 18'ine atıyorum. E, 18'ine geldiği zaman Ketu aşasına giriyor. Olmaz. E, 19'una e, atıyorum. Bir dakika. Hemen 19'una atıyorum. Venüs aşasına geçeceğim Venüs geçtim. Venüs burada yüksek. Ondan sonra ee, şey olarak bu da güzel Jüpiter ruhu Merkür Ay hepsi bir aradalar. Ondan sonra Satürn'e e, Ay ya da şeyler direkt birbirini görmüyor Güneş birbirini direkt görmüyor Mars da bir, direkt birbirini görmüyor Venüs taşısında burası güzel burası güzel burayı beğendim. Şimdi baktığımız zaman da şeyde de bir negatif bir şey yok burada daha böyle bir Sabah karşı gidelim bir bakalım ee, şimdi burada baktığımız zaman güzel hemen ee, daha böyle güneş dışında geçmiş Tamam okey güneş açısı da olur Burası da güzel ee, burada baktığımız zaman yok burada güneş ölü oluyor daha ilerletelim burayı hemen şöyle devam et daha da saati biraz daha ilerletelim. Tamam saat 10 yaptık. Nasıl? Güzel. Bak mesela burası özellikle e, saat 10.30 yaptık. 19 Mayıs sabah saat 10.30. E, 19 Mayıs sabah saat 10.30'da iş, kariyer konularıyla ilgili, kazançlarla ilgili... Ondan sonra çok çok pozitif bir dönem, çok güçlü. Özellikle kariyer evi, iş evi çok güçlü. Buna da saat 10.30'la saat 11.30 arası diyebilir miyiz? Diyebiliriz evet. 10.30'la 11.30 arası kesinlikle iş, kariyer, her türlü işle ilgili görüşmeler, işle ilgili yapacağınız adımlar, işle ilgili yapacağınız konular üstünden çok güçlü. Ee, bir etkisini olduğunu söylemek istiyorum ay burada yerinden oynadı yalnız bir dakika o dikkatimi çekti 10 buçukla e, 11 5 geçe arkadaşlar 10 buçukla e, 11 geçe arası ee, burası çok daha yüksek, çok daha e, güçlü. 10.30'la ile 11.5 geçe arası. Ama bir şey söyleyeceğim, bir şey dikkatimi çekti. Daha demin keto dedim ama burada çok hızlı bir şekilde geçiş yaptı. Bir şey söyleyeyim mi? 18'inde tamam yani sabah saat 13'e geldiğim zaman keto'dan çıkmış oluyor, Venüs'te oluyor. 18 Mayıs'ta e, sabah saat e, on buçukla on buçuk arası e, kesinlikle e, çok iyi. 18 Mayıs sabah saat on buçukla on buçuk arası bütün iş kariyer konularının üstünden e, kesinlikle çok çok iyi çok pozitif e, e, bir dakika. şey nedir anladı ee, çok çok pozitif çok olumlu e, bir etkisi var bütün iş konularınızla ilgili kesinlikle buradaki bu tarihi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum bir dakika şimdi 18 Mayıs üstünden gideceğim çünkü Venüs ve Venüs burada çok daha yüksek ben orada Keto bütün günü kaplar dedim ama hayır kaplamıyor ondan sonra bir dakika devam edelim bakalım Hatta saat 10.30'dan 12'yi 5 geçeye kadar falan sürüyordu ki o pozitif etki. Aa, tamam geçelim. Burada 9. eve geliyor. Olmaz. Ee, şeye geçelim hemen. de i̇şte değil. Ondan sonra saat daha çok 3 civarları. Tamam. Okey. Çok güzel şimdi burada da saat 3'ten 3'ü 10 geçeden itibaren çünkü 3 derece geçsin 10 geçeden itibaren <laughs> evet, saat 10 geçeden itibaren özür dilerim evet 5'i ya yani 15 10 saat 3 öğleden sonra 3'ü 10 geçeden itibaren özellikle finansal konular, başkalarından gelecek para, toplu para konuları ile ilgili çok pozitif, çok olumlu bir etki var, bir bolluk, bereket, refah etkisi var. Çok para ile ilgili çok pozitif, çok olumlu bir etki var. Bunu da bir taraftan söylemek istiyorum. Çok güzel bir etki var yani. Kesinlikle, kesinlikle değerlendirilebilir. Tamam. Devam ediyoruz. <laughs> Devam ediyoruz. Bu saat şeyden 15 15.10'dan saat ben size hemen söylüyorum 15 15.10'dan saat 17 ona kadar sürüyor. 15 ondan 17 ona kadar sürüyor ama 15 onla 15 40 arası çok daha iyi. Ama hani burada devam eden bir e, etkinin de olduğunu bir taraftan vurgulamak lazım. Ama şimdi e, 17.40 bir taraftan 17.40 e, tan itibaren <laughs> 17.40'tan itibaren bu sefer ilişkilerle ilgili ve ilişki konularının üstünden çok pozitif, çok olumlu, çok güçlü bir etki var. Özellikle ama mesela çok böyle evlilik vesaire falan şey bilemem. Ama böyle ilişkiyle ilgili özellikle karşınızdaki insanla ilişkiyle ilgili bir şey şifalandırmak, çözmek, anlamak adına çok güzel bir etki var. Ama evlilikle ilgili yani evlilik istediğiniz bir ilişki, evlilikle ilgili bir adım atmakla e, ilgili e, söylemek söyleyeceğim bir de eee şey de bu arada e, bir dakika dur evet onu direkt sorayım. çocuk yapmak ondan sonra e, evlilik bunları ile ilgili ha saat e, 22:40 tan itibaren evlilik aşk sevgi karşılık kişiyle e, yaşayacağın aşk sevgi aşk konuları çocuk çocuk yapma ondan sonra konularla ilgili saat 22:40'tan Hemen bakıyoruz. Saat 23. 40'a kadar 40. Hatta 23.40'dan da ötesi var. Hemen bakıyoruz. Bence çift 0 40 <laughs> 19 Mayıs. Evet. Ee, yok. Çift 0 40'a kadar sürmüyormuş. Ee, çift 0 10. Yes. Çift 0 10'a kadar. Ondan sonra burası çocuk yapma evlilik aşk konuları Mesela diyelim ki bu konuyla ilgili bir aplikasyon açacaksınız i̇şte ilişkiyle ilgili tam o sırada yapabilirsiniz ya da işte çocuk yapacaksınız tam o sırada yapabilirsiniz. Ondan sonra gibi bir sürü şey çeşitli şeyler adım atabilirsiniz. Şimdi 19'una zaten daha çok bakmıştık. 20'sine doğru gidelim. Ondan sonra 20'sine baktığınız zaman güzel güneşle ay yan yana gelmiş. Ee, zaten Jüpiter daha çok toparlıyor. Güneş yalnız diğerlerine göre daşası birazcık daha düşük ee, burada. O yüzden ben bunu ee, ay daşasına oynatıyorum. Biraz daha yükseldi. Daha iyi bir konuma doğru geldi. Ee, şimdi buranın üstüne bakalım. Bir kere <laughs> şunu söyleyeceğim. Ee, 20'sinin gecesi saat yir, e, 23 ile 21'i ilk girildiği zaman 0010 e, arası yani 20 Mayıs 2023'ün gece 23 ile e, 21 Mayıs 2023'ün çift 010 arası e, kesinlikle ee, çok pozitif, çok olumlu ee, bir etki var. Yine ilişki ve çocuk yapmakla ilgili ve ilişki konuları ilgili. <laughs> ilişki konularıyla ilgili. Çok çok olumlu, çok pozitif, e, çok güzel bir etki var. Şimdi burada birazcık saat ilerletelim. Hemen. Ee, bakalım ne oluyor. Ee, şimdi saat ilerlettiğimiz zaman yalnız şöyle bir şey oluyor. Ay ee, I... Ee, bir dakika 22 değil bir dakika saat 10 alalım. Ee, sabah duvarlarını alalım. 10-10 yapalım. Ha tamam. Ay hala burada yükselen şeyde. Mars taşısına geçmiş. Mars çok yüksek bir noktada. Ee, şimdi burası özellikle e, 21 Mayıs 2023 sabah saat 10-10 e, itibaren mesela Mars taşasına ondan sonra girmiş. Çok yüksek, çok güçlü, çok kuvvetli Mars birinci evde kariyer konuları ile ilgili iş hayatını elde edilecek kazanç konuları ile ilgili çok büyük ve güçlü bir etki veriyor çok pozitif bir etki veriyor ee, kesinlikle ee, buradaki bu 10 10'la Bence muhtemelen 11 10 arası diyebilir miyiz Hatta daha ilerisi diyebiliyoruz hemen ee, bakıyorum Yok. Bir dakika. 10-10'la 12 arası. 10-10'la 12 arası. Özellikle iş konuları her türlü işle ilgili konular üstünden kesinlikle şey yapabilirsiniz. Onu da söyleyebilirim. Ondan sonra, e, Nursen abla şeyde e, tost makinesinin yanında böyle iki tane kutuydu, birbirinin aynısı, çelik metal e, şey e, kahve şeyleri vardı içinde, Makinaları vardı, dışında öyle fotoğrafı var, iki tane kutu. Ondan sonra güzel, ay Nursen abla bir şey bulamadım da, e, o düzenlemişti, koymuştu, onu sordum şimdi. Şimdi, evet. E, bu şekilde de e, söylemek istiyorum. E, güzel, tamam 21 ile ilgili. Şimdi buradan devam edelim. E, birazcık bir 15 alayım. Tamam. Hı, güzel. Tamam saat 15'ten itibaren e, baktığımız zaman ne oluyor finansal konularla ilgili? Burada pozitif ve güçlü bir açı var. Saat kaç'a kadar sürüyor buradaki etki? Ee, saat 16'ya kadar sürüyor. Ondan sonra saat 15 16 <laughs> arasında e, güzel bir etki oluyor. Finansal konular, para konuları, başkalarından gelecek paralar ve her türlü para konularıyla ilgili olumlu ve pozitif yönde bir etki var. Ondan sonra o yüzden... Para konularının üstünden kesinlikle değerlendirilebilecek bir dönem olduğunu da söyleyebiliriz. Ee, ama daha önce onun Venüs taşısıyla birlikte olan yer daha iyi sonuç veren Hani bolluk, bereket refah o en başarılı söylediğim tarihlerden çok daha iyi. Şimdi sonra Ay burada yer değiştiriyor e, artık e, <laughs> Ay yer değiştirecek. Ha bak saat 15'ten 17'ye kadar sürüyormuş 15'ten 17'ye kadar ee, sürüyormuş. Ben buradan daha devam etmez diyordum ama ediyormuş. Tamam. Ama muhtemelen buradan sonra artık çıkıyordur. Ee, hemen bakıyorum. Şimdi ee, evet burada yükselenler şeyden çıkıyor. Ay 8. ve geliyor. Olmaz. Zaten oradan sonra şey geçiyor. Ee, ay Satürn'den itibaren 5'e ee, 9 açısına geçiyor. Olmaz. Aralığı <laughs> olduğu yere geçiyor. Olmaz. 23'üne getir. 23'ünde hala aynı noktada. Eee 20 e, getir. Böyle daha e, gece saatlerine getirelim. Hı -hı. Aynı yerde ama çıkmak üzere e, ee, sabaha götürelim. Ha ah, çıktı. Ama 0.0 derecede oradan yükseltelim şimdi bunu. Daha çok. Ondan sonra. Evet tamam güzel. <laughs> 0.2 derecede biraz daha yükseltelim. Ay kendi evinde çok güzeldir bu arada. Ee, hemen 11. Bakalım. 3 dereceye gidecek mi? Geçmedi. Aa Jüpiter taşısında bir çok güzel. Bir 3 dereceyi geçirmek istiyorum arkadaşlar. Şurada ayağa. Hemen. <laughs> Ay tam değilmiş de. Tamam okey. Pes ediyorum. Ee, şimdi burada şunu söyleyeceğim. Burada bir kere Jüpiter taşısında. Tamam mı? Çok güzel bir daşa daha. Ee, onu söylemek istiyorum. Hatta valla 3 dereceyi sallamayacağım. Birazcık daha bunu tamamen erken alıyorum. Ee, çünkü ee... <laughs> çok güzel buradaki şey. Ee, saat ona getir. Şüpter daşısının daha şeylerinde mi? biraz birazcık daha şey yapalım. var. Tamam. Yes. Hiçse hiç yükseleni yükselteyim biraz. Yükselen. Bu <laughs> hmm. kadar şey yapmaya Bu daha Jüpiter de sizin içinde kalması için. Daha ee, uh, kırk yapalım. Nasıl oluyor? 3.25. Tamam okey süper. Bu kurtarır. Şimdi saat 0.9.40 ile saat 10 arasında o 20 dakikalık dönem bir kere Jüpiter taşısının oluyor. Jüpiter taşısı olarak zaten yüksek. Ondan sonra kariyeri ve adına çok pozitif oluyor. Kazançlar adına çok pozitif oluyor. İnanılmaz pozitif, güçlü, çok güzel etkiler oluyor burada. Ee, bunu da bir taraftan e, söylemek, vurgulamak istiyorum ama biraz bunu alıp şöyle bir e, götüreceğim. İlerleteceğim yani. Ondan sonra şimdi bir devam et. 18. E, yok. Evet. 18 40 ama bu Satürn daşasına geliyor. Olmaz. Satürn kendi evinde. Satürn aslında yüksek. Ama sonuç olarak Satürn Satürn'dür. Ben hani buradan ilgili <laughs> dersimi aldığım için defalarca o yüzden hiç kasmıyorum <laughs> Şimdi Merkür dışısına giriyor 25 Mayıs'tan itibaren 25 Mayıs'tan itibaren baktığımız zaman güzel ee, tamam güzel pozitif ay bir kere kendi evinde Merkür dışısında ee, burada e, ilişkiler konusundan 25 Mayıs'ta bir kere e, çok pozitif çok olumlu çok güçlü. Ee, bir etki var ama e, ben burada biraz Merkür Venüse gelsin ee, isterim Daşı olarak ee, çok daha e, pozitif etkileyebileceğini düşünüyorum Merkür Venüse de birazcık geç geliyor <laughs> geliyor evi değiştirdi ee, tamam bir dakika hemen devam ettir Ah. Evet bu da kısmı geliyor. Daha da erken çekelim. <gülüyor> <gülüyor> ah. Tamam. Şimdi J yıldızına geldi. Yaratım yıldızına geldi. İlişki evinde güneş var. Çok güzel. İlişki evinden karşıdan başkalarından gelecek kazanç evinde şey var. Ee, Venüs var. Çok güzel. Ay. Ve Mars 9. evinde birleşmiş. 1-5-9. Bir evler koruyucu evlerdir. Bir dokuz, bir dokuzda, yükselen de ayda 1 ve 9. Ay 1 ve 9'da yükselen 1 ve 5'te. Her taraftan koruyucu. 6. ev başarı evi yatırımlarından yana elde edeceğin kazanç. Aydan itibaren kariyer evinde, e, sağlık evinde e, <laughs> Jüpiter-Ruhu-Merkür birleşimi var. İnanılmaz bir başarı, bolluk, bereket, refah, son derece pozitif ve olumlu yönde etkiler veriyor. Ee, daşı olarak Merkür'de. Merkür son derece burada yüksek bir konumda. Ondan sonra kazançları ve finansal olarak son derece pozitif şeyleri yönetiyor. Ee, nevam şartısına baktığım zaman Nevam şartısı kesinlikle kötü görünmüyor. Ee, para evi de kuvvetli, güçlü. İlişki evinde de e, Jüpiter var. Kuvvetli. Venüs kendi evinde. Güneş yine yüksek nokta derecesi biraz düşük ama güzel. Ee, burayı çok beğendim. Saat 21 ile 21 bir dakika. 21 ile 22 arası diyebilir miyiz? Evet. Yok. 21 ile 21 30 arası demek ki. Oynuyor çünkü. 21 ile 21.30 arası kesinlikle değerlendirmesi gereken bir dönem. Her türlü iş görüşmesi, işle ilgili atacağınız e-mail'ler, başvurular, görüşmeler, harekete geçeceğiniz her türlü her şeyle ilgili çok pozitif, çok olumlu, çok güçlü bir etki veriyor. Ya bir sürü konuyla ilgili kullanabilirsiniz. İlişkilerden tutun her türlü başvurulara kadar bir sürü şeyle dair kesinlikle kullanabilirsiniz diyorum ben. Çok beğendim. Ee, Bunda bir taraftan e, vurgulamak isterim ee, önemli başka bir e, nokta. Okey Güzel. Şimdi. Evet. Evet. Tamam. Peki. Şimdi buradan devam edelim. Ee, devam ediyoruz. Ee, bir de çocukla ilgili. Ha süper. Şimdi burada da saat 22:30'dan <laughs> saat 22:30'dan saat 23:30'za kadar olan dönem, hatta gece saat 12'ye kadar olan dönem. Kesinlikle e, çocuk yapmakla ilgili, yeni bir şeyler yaratmak, üretmekle ilgili. Mesela yaratım panosu yapacaksınız, yeni bir bir şey yaratmaya yönelik bir çalışma yapacaksınız. Her türlü yapacağınız her şeyle ilgili çok pozitif, çok olumlu, çok güzel e, bir etki verir. E, onu da bir taraftan e, söylemek istiyorum. E, diğer bir nokta. E, evet, önemli bir nokta bu da ee, çok güzel. <laughs> Şimdi buradan devam edelim. Ee, 26'sı e, sabah saat böyle doğru gidelim. Bakalım ne oluyor. Tamam mı arkadaşın içinde? Ay sonlara doğru. Ondan sonra. E, ama Navam şartısının sıra satıya geliyor. Olmaz. E, ee, 22. 22 Dakika. 10. Doğru gidelim. Yok. Ne yapmış açısınız? hala olmaz. Ee, saat 12.30'a doğru gidelim. Ha. Çıktı. Ne yapmış haritasını? Ondan sonra ama burada şey oldu. Ee, birazcık daha bir dakika. Arkana alarak. Yok. Dokuzuncu eve geliyor. Ee, olmuyor. Tamam. Peki bir daha ilerleyelim. Ee, burada da olur mu? Yok. Merkür Satürn'e geliyor. Artık oradan Ketu'ya geçecek. İşle ilgili zorluklu ve sıkıntılı bir e, süreç e, diyebiliriz. 27'sinde Ketu'da şahsında hala ee, akşam bunu birazcık ilerletelim iler akşama geçelim. Venüs'e geçer mi? Geçmedi. Daha da ilerletelim. 22 ee, yap. Geçiyorum Venüs'e. Ha geçti. Venüs'e geçti ama Ay Satürn'ün karşısında. Satürn karaka var. Olmaz. Ee, o yüzden 28'sine geçirelim. 28'i e Ay hala şeyde. Ee, 29'una geçirelim. Ay Satürn'ün karşısında Olmaz. Ondan sonra 29'a <laughs> geçtiği zaman güneş taşasında ama güneşten sonra hemen e, şeye geçiyor. Ay taşısına geçiyor. Ayda kırmızının çizginin hemen altında daha düşük bir konumda kalıyor. O yüzden 30'a geçiriyor 30 Mayıs'a geçiyorum. 30 Mayıs'a geçiyorum. 30 Mayıs'ta e, gece hala ay taşısının içinde e, Mars'a doğru geçecek. <laughs> 31'ine geçiyorum. 31'inde okey. Mars taşısında Mars taşısı olarak yüksek. Ay Jüpiter'le burada karşılıklı güzel bir konum alıyor. 3 dereceyi geçmiş. Süper. İlişkiler üstünden çok pozitif, çok olumlu yönde bir etki gösterir. Ee, burada Mars Ketu'yu da geçmiş. Mars Satürn'ü de geçmiş. Güzel. Direkt bu Mars Venüs'e adım atmış. Ee, Nevam üstünden baktığımız zaman Ay ile Satürn böyle bir karşılıklı 5'e 9 ya da 7'ye 7, ye, 7 ye ya da 1'e e, bir böyle bir açısı yok. Ondan sonra o yüzden güzel. Tamam. Okey. Ee, burayı o zaman hemen el atıyoruz. Değerlendiriyoruz. Ee, 31 Mayıs gece saat 22'den ee, saat 23 50'ye kadar ne oluyor bakalım? Yok, 23.50 değil. 23 kaç? 30 mu? Evet. Ee, saat değil mi? 22'den 23 30'a kadar. Evet saat 22'den 23.30'a kadar 31 Mayıs 2023 gece saat 22'den 23 e, o 30'a kadar olan zaman dilimi çocuk yapmak yeni şeyler yaratmak üretmek e, ondan sonra <laughs> e, bir sürü hayatınızda konu yeni e, ile ilgili çok güçlü çok pozitif çok olumlu bir etki var e, başkalarından gelecek paralar finansal konularla ilgili de güçlü etkiler var. ...kesinlikle şanslı ve değerlendirilmesi gereken bir dönem olduğunu %100 söyleyebiliriz. Çok beğendim. İlişkilerle ilgili de pozitif bir etkisi var. Evliliklerle ilgili de pozitif bir etkisi var. Bütün bu konuların hepsinin üstünden kesinlikle değerlendirebilirsiniz... ...ve değerlendirmesi gereken bir dönem olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu arada şunu söyleyeceğim. Hangi ülkede, hangi şehirde, nerede olursanız olsun... ...söylediğim saat dilimlerini sizin kendi olduğunuz yere göre... Kullanın ve uygulayın hatta mümkün olduğu kadar daha ortasını alın. Yani mesela 22 ile 23 arası diyorsam 22.30 İşte daha ortasını alarak uygulayabilirsiniz ve faydalanabilirsiniz bu tarihlerde. Dünyanın neresinde hangi neredeyseniz tam söylediğim gün söylediğim saat diliminde. Yani Türkiye'nin üstünden işte sizin olduğunuz yere göre alan saatine göre yapmayacaksınız. Tam söylediğim saat ve tarihi uygulayacaksınız tamam Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzel mucizeler ve şifalar sizler. Birlikte olsun bu can çok seviyor. Seven bir can. Sizin için şöyle bir kart çekiyorum. Geçen gün benim her ay seansa gittiğim, çok büyük fayda gördüğüm, çok sevdiğim Anthony var. O bana misafirle gelmiş. Onunla beraber çektim kartı. Tam da onunla ilgili konuştuk. Anthony gözlerinden çok benziyor. I know who I really am. I am. yes. Uh, şey. Benim gerçekte kim olduğumu biliyorum diyor. Şöyle çok güzel. Diyor ki you are an extension of non physical energy. You are indeed an extension of that which we are. We are known as teacher and we are known as Abraham and we are we are together because of our matching intention and desires. Ya bu kartları yapan hani Abraham olarak geçtiği için ee, ondan sonra o şekilde söylemiş ama burada diyor ki bizler aslında fiziksel olmayan enerjilerin e, genişlemiş e, hali haliyiz. E, bizler öğretmenleriz. Tabii işte Avramız diyor onu geç. Ee, bizler beraberiz, birlikteyiz. Ee, çünkü bizi meçheden, bizi birleştiren bizim niyetimiz ve arzularımız. Yani... Arzumuz ve niyetimiz, aydınlanma, uyanış, farkındalık, kendimizi geliştirme yolunda olduğu için bizler birlikteyiz ve hep beraberiz. Sonuç bunu seyredenler, bunu dinleyenler ve benle beraber aslında bir yolculuk içinde ilerleyenler de mutlaka bir uyanış, bir aydınlanma yolunda yürüyen insanlar. Çünkü ben o yoldayım, e, tamamen o kafadayım ve oradan ilerliyorum ve devam ediyorum. O yüzden burada böyle çok pozitif, son derece olumlu e, bir etkide var. bunu da bir taraftan söylemek istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Bu cansı çok seviyorum. Beğenin, yorum yapın, emoji bırakın. Herkese paylaşın. Sevam bir canlı. Hoşçakalın. bye.